Günaydın arkadaşlar. Sıla Miro'nun kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Sıla ve Miro'yu uyandıracağım. Artık bugün okullar açılıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi Sıla ve Miro'yu hazırlayacağız. Okula gideceğiz. İzzet abiniz daha uyanmadı yalnız. Onun kapısını birazcık kapatayım. Biz hazırlanacağız nasıl olsa arkadaşlar şimdi. Evet. Gidip Sıla ve Miro'yu uyandıralım bakalım. Saat şu anda 8'e doğru geliyor. Kızlar, Sıla, Mira, Sıla, Sıla, Mira, Mira, hadi uyanın artık. Kızlar günaydın, günaydın. Hadi kalkın bakalım, bugün Abi okullar niye video açılıyor. çekiyorsun? Efendim? Neden video çekiyorsun? Evet, bugün okul gününüzü çekeceğiz böyle. Bakalım, bugün ilk gününüz, okullar açılıyor. Daha doğrusu Başladı mı? bugün okullar açılıyor. Tabii, ikinci sınıfa başlıyorsunuz artık. Heyecanlı değil misiniz? Ama Heyecanlı değil misiniz? çantalarımız. Çantalarınızı zaten hazırladık. Ayakkabınız burada. Birazdan Şiir yürüyeceğiz. ezberledim. Şiir ezberlediniz. Aklınızda mı şiirler kızlar? Evet, okuyayım. Evet, senin şiirin... Şimdi biz neyle ilgili şiir ezberlemiştik? Çantamız. Hayır, o şiirimiz neyle ilgiliydi? İlk öğretim haftası ile Evet, ilgiliydi. Evet, bugün okullar açıldığı için arkadaşlar ilk öğretim haftası ile ilgili şiir ezberlememizi istemişti öğretmen. Şimdi aklında değil mi şiirini? Unutmadın. Evet, bugün... bir söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ha, Evet. Evet. hazırlandı çantamız. Hı. Kalemle defterimiz. Hı. Artık öğrenci olduk. Açıldı okulun. Neşe dolu içimiz. Sevinçliyiz hepimiz. Açtık aydınlık. Yalan. Açıldı okulumuz. Öyleydi değil mi sonunda? Ha, Aferin, açıldı okulumuz. bravo, bravo, Ve ben bravo. de söyleyeyim mi? Sınavınki biraz daha zor gibiydi arkadaşlar. Evet, bakalım Sıla'cığım sen de olsun yani takılabilirsin. Okul yurdum can. Evet doğru. Okul yurdun can damarı. Evet öyleydi. Okul Çünkü yeni yurdum can uyandığınız damar. için. Okul kur namus ara okul istikrar yolları görenlerin görmezidir. Okul bilir doğru yolu. Ama sen gülmeyeceksin. Şaşırtma kardeşim. Evet. Şaşırtma anne yapamıyorum. Tamam, onu sen bir tekrar bir Eğleniyorum. gözden geçirirsin. Tamam, bravo. Seninkisi biraz daha zordu çünkü Miran'ın şiirine göre. Evet arkadaşlar, biz şimdi Müşit. önce uyanalım. Mürşit. Mürşit ilimdir. Bilmeli. Bilmeli. Sonrası neydi? En sonu. Bu ses Evet. adam sesidir. Bu ses Atan sesidir. atanın sesidir. Evet. Teşekkür ederim Miracığım, Hadi Sılacığım. Hadi yapayım. şimdi kalkın kızlar, banyoya geçelim. Dişlerimizi fırçalayalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Evet arkadaşlar, okulumuzun ilk gününe hazırlanıyoruz Sıla ve Mirayla. Evet. Şimdi kızlar sırayla geçelim. Önce düştü ya. Tacın düştü. Evet Ne şimdi yapacağım? al sen şeyi, tabureni al. Sılacığım, dişlerimizi, elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ben Dişlerimizi geldim fırçalayalım. ama. Tamam, sen şeyi al, tabureyi al anneciğim. Tabureyi Biz alırsan. akşam yemeği fırçaladık ya. Sıla, bir Tabur dakika bak. olmam gerek yok. Aşkım olsun, al sen yine de. Daha rahat olursun. Evet şimdi önce sen gel böyle istersen, Mira bekle. Ben de Sıla sana önce şimdi geleyim. arkadaşlar. Ben aşağıya geleyim. Tamam. Bak ben gideceğim birazdan. Bekle anneciğim. Acele etme. Evet Sıla'cığım sen dişlerini fırçala. Tamam mı İbrahim? Yüzünü de yıka. Yüzünü de güzelce yıka. Hadi bakalım dişlerinizi fırçala. Ben saçlarınızı güzelce tarayayım. Yapayım. Anne buradan Arkadaşlar. da çekiyor. Evet oradan da çekiyor. Arkadaşlar evet bugün herkesin yeni okul dönemi kutlu olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. Pandemi olduğu için belki bilmiyorum yine kapanabilir, evden online eğitime dönebilir ama inşallah olmaz. Herkes okuluna gitsin diliyorum. Güzelce değil mi Miracığım? Herkes okuluna gitsin inşallah. Okullar kapanmasın. Evden biraz sıkıntılı oluyor çünkü. Özellikle anneler için. Okul daha iyi yani. Okula gidin çocuklar. Okula gidin. Herkes okuluna gitsin. Evet. Sıla dişlerini fırçalıyor arkadaşlar. Yüzünü de yıka, tamam mı Sılacığım? Güzelce bir daha yani ağzını çalkalar. Yani bir daha yüzünü tekrar bir yıka. Evet. Bakalım kimler uyanmadı. Hala çantamız hazır mı? Çantamıza Üç yanlış. taraflı. Mira bir şey söyleyeceğim. Biz çantaya bir şey koymayı unuttuk. Okuduğunuz kitapları, yaz saatinde okuduğunuz kitapları öğretmen istemiş. Bir tane mi okudun, iki tane mi okudun? Mesela şurada bizim kitaplarımız var bak rafta. Onların arasından okuduğun kitabı bulup getir. Onu da Anne bu koyalım. üç taraflı mı? Üç tane gözü var evet bak. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane Tamam. burada. Hadi sen bak bakayım hangi kitabı okudun sen, hangi kitabı okumadın, niye okumadın ya da öğretmenin açıklamasını yapabilecek misiniz? Bak bakalım oraya. Ben bu Okudu. kitabı okumadım. İşte onu öğretmene söyler misin? Sen okudun ya, nasıl okumadın? Okudun ya, hatırlıyorum, ben hatırlıyorum.
sen nasıl hatırlıyorsun? Okudun anneciğim ya. Dur bir dakika, şunlar defter değil mi? Bunlar defterler. Şimdi bir dakika, bu da defter. Şuraya kadar defter. Bak burada senin okuduğun bir tane kitap olması lazım. Ben sana... Şunu oku, şunlardan birini okudun sen. Arkadaşlar. Bakalım. Evet, Sıla'cığım. Sen tamam mısın? Miras sen geç, ben bakalım. Ha, okuyayım mı değil. Sen geç şimdi banyoya. Bakacağız şimdi okuduğunuz kitabı. Ben buraya çıkarayım da. Sıla gel. Sıla. Anneciğim sen de çantanı getir. Çantaya okuduğunuz kitaplardan koyacağız. Öğretmen onları da istemiş. Biz unuttuk. Ben 3 tane okudum. Tamam, hangileri aldın? Şimdi yukarıdayken ben burada bazı kitaplar okudum. Biliyorum okudun da hangi kitap ama onlardan işte en azından bir tanesini çantana alman ne gerekiyor, koyman gerekiyor. Evet bak bakalım sen oraya önce. Şuraya tamam, evet bak bakalım oraya anneciğim. Bir tane ben buraya ayırdım ama bak arkadaş diye bir kitap da var burada. Şu. Onu mu okudun? Evet ben biliyorum çünkü okuduğunuzu. Tamam başka? Okuduğunuz kitapları çantanıza koyun demiş öğretmen. Herhalde okuduğunuz kitapları soracak. Evet. Bunu okudum. Lisa. Lisa değil mi? Bunu da okudun. Yani hepsini bitirmemişsin. Bunu bitirdin mi sen hepsini? Okudun yere kadar. Tamam bitireceğim. Tamam öğretmenim onu da söylersin. İki tane yeterli zaten. Bunların ikisini... Tamam çantanı aç anneciğim. Üç tane var. Tamam çantanı aç anneciğim. Bunları koy. Ben artık arkadaşlar çantalarımızı biz akşamdan hazırladık. Ve dört kralı. Gel şöyle şuraya getir anneciğim. Şuraya getir. Şuraya koyabilirsin. Bir tane üzerine. Biz akşamdan hazırladık. Şuraya koyacağım. Oraya olmaz anneciğim. Büyük göz. Şu ya şuraya koy bak. Şu ortadaki göz biraz boş gibi duruyor. Efendim? Fırçaladın mı? Yüzünü yıkadın mı? Yüzünü. Boş. Hadi Miracığım yüzünü yıkamıyorsun. Bak unutuyorsun. Hemen yüzünü de yık anneciğim. Komik oldu yani. Mira yüzünü yıkamıyor. Dişini fırçaladı. Yüzünü yıkamıyor. Evet iki tane kitap koyduk ama diğerlerini de gösterelim bakalım. Aç bakalım burayı. Aç bakalım burayı. Bir kapatalım anne. Ya da en son gösterelim. Bir dakika çantamı. Üzerimizi giyelim. Okul formalarımızı giyeceğiz arkadaşlar biz şimdi. Hadi Miracığım gel. Ben Sıla ve Mira'nın okul formasını giydirdikten sonra arkadaşlar tekrar videomuzu başlatacağım. Arada bir dakika. Şimdi biz erkek pijamaları ayırtayım mı? Yani kapatacağım. Hayır önemli değil. Sen pijamalarına yatma zaten. Sen şortun ve atletinle direkt yattın. Ama temiz tabii. Onları akşam uyurken giyinmiştin. Evet ben hemen formalarınızı giydim. Evet arkadaşlar Sıla ve Mira üzerlerini giyindiler. Gördüğünüz gibi okul formalarını. Evet. Benim telefonum nerede yalnız? Telefondan da çekeceğim. Evet. Bu kitaplar çantaya girecek kızlar. Evet bakayım kız abi. Şöyle geçin bakayım. Arkadaşlar Sıla ve Mira gördüğünüz gibi bu şekilde okul formalarını giyindiler. Şimdi saçlarını tarayacağım ben. Saçlarını yapacağım. Sıla'cığım bu ayakkabılar senin. Sen ayakkabını da giy yalnız bu arada. Mira dün aldığımız ayakkabıları arkadaşlar dışarıda giydiği için o çıkarken giyinecek. Bunları yeni almıştık. Bunun videosunu da atacağım zaten size. Evet... Evet giy bakalım sen. Sen Miracığım giderken tamam mı? Çıkarken anneciğim. Dön bakayım şöyle bir formanı bakayım. Alttaki arkadaşlar şortlu etek. Arkanı bir dön bakayım Miracığım. Arkadan şort olduğu daha belli oluyor. Evet gördüğünüz gibi belli lastikle ayarlanabiliyor. Okulumuzun bir yanı. Ama o şort değil o etek. Şortlu etek anneciğim. Evet. Yani şu önden etek. Biraz... Önden bakın. Etek. Evet. Çok şu rahat şort. Oluyor bunlar. Evet. Çocuklar için gerçekten rahat oluyor. Tamam. Şimdi ben hemen saçlarınıza geçiyorum. Şöyle oturalım kızlar gelin. Bu kitapları koyun bakalım çantanıza. Hangisi senin hangisi senin? Hemen çantalarınızı alın anneciğim. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaş. Bakayım rahat değil mi ayağın anne? Anne öğretmenim bizi kendi okuldan verdiğimizleri okuyun dedi. Aha, onlar haricinde kendi okuduğunuz kitaplar var mı diye. Anne sesi çok kötü ya. Kim öksürüyor? Kim öksürdü? Kardeşim. Ay Sıla. Kardeşim öksürdü. Gel Sıla gel. Sıla gel. Sıla gel. Kardeşim öksürdü. Sen dur Sıla sen buraya bir örüp mü yapmıştın? Bir şey yapmış. Açıldı mı örüm? Bak hayır açılmamış. Çünkü çok fena yaptım. Takılabilir yani. Fena yaptım fena. Örüt. Evet şimdi Sıla ve Mira'nın saçını bütün tabii. Arkadaşlarımla toplandım artık. Toplantı yapacağız. Sıla'nın ve Mira'nın saçları daha uzundu arkadaşlar biliyorsunuz. Ben saçlarını kestim. Ben kestim. Daha rahat oldu. Özür dilerim anneciğim. Şöyle yan dön bakalım. Ben şuraya oturabilir miyim lütfen? Evet. Şu an inşallah arkadaşlarım. Evet arkadaşlar olmaz. Görüyorsunuz. Gel. Efendim? İnşallah arkadaşlarımız izlemez. Çünkü ben saçı toplu gideceğim arkadaşlarım benim mesela. Saçlarımızı toplayalım okulda değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi bizim kendi arkadaşlarıma diyorum. Ben saçı... Siz bunu sonradan okuldan geldiğiniz zaman izleyeceksiniz. Ben ne yapacağım? Saçımı yukarıdan toplayacağım. Kısa olduğu belli olmayacak. Kardeşim de söylemeyecek.
Tabii benim saçım kısa olur. Sürpriz mi yapacaksın arkadaşlarına? Evet. Açacaksın bir daha saçını, sürpriz yapacaksın. Ama belki arkadaşların da sen uzun zamandır görmüyorsun yaz saatinde olduğumuz için. Onlar şimdi... mı belki saçlarıyla ilgili değişiklikler yapmışlardır? Bence boyatmışlardır. Hayır, bu yaşta saç boyatılmaz çocuklar öyle. Sadece belki aralara küçük küçük böyle renklendirme yapılabilir ama... Ama yani... benimki sen sarı boyatacaksın. Aralara attırırım ben belki. Öyle çok yetişkinler gibi. Evet yani aralara tabii attırır yani. Yetişkinler gibi olmaz sizin saçınız. Annemin sapsarı. Ay dur bakayım, ay kaydım. Düşecektim ben. Annemin... Şöyle dön bakalım sen kameraya. Annemin saçı arkasında evet. Boyanmış. Tamam. Yani annem saçımı boyattı. Evet, şimdi okulda bakalım öğretmeninizi göreceksiniz. Topuz toplandı. Uzun topuz mu yapayım? Hı hı. Aa! İşte sen saçına ne sürdün Sıla? Bilmiyorum. Sen bir şey sürmüşsün saçına. Şuranda bir şey takıldı sanki. Hayır takılmadı, bir şey sürmüş. Neden takılıyor saçın böyle? Çünkü sprey sıktım. Evet, sıkmayın şu spreylerden ya. Hayır, sevmiyorum ya. Ama saç spreyi, ama yine de sevmiyorum. Keşke onlardan almasaydım. Arkadaşlar şu saç spreylerini hiç sevmiyorum. Bence yani ben istemiyorum yani Sıla ve Miran'ın kullanması. Gerçekten sanki yapış yapış yapıyormuş gibi geliyor. Onlar da sürekli yapıyor. Aslında saç açıcı özelliğe sahip ama ben tam tersi saçı böyle yapış yapış yaptığını düşünüyorum. Tertemiz saçınızı mahvediyorsunuz. Şuraya şey geldi. İp. Evet. Hemen şöyleceğime. Ben okula gelmeyeceğim. Ben okula gitmeyeceğim arkadaşlar. Sıla ve Miray'ı İzzet abiniz götürecek. Eylül de beraber gidecek. Eylül de hazırlanıyor şu anda zaten odasında. Çünkü Louis evde. Artı zaten pandemiden dolayı okul içine, yani okul bahçesine kimse alınmıyor. Çok dikkat ediyorlar. O yüzden İzzet abiniz götürecek. Bilmiyorum. Belki çıkışta belki bir ihtimal gidebilirim ama Louis'i de alıp. Şu anda Louis uyuyor zaten. Ah, onu uyandırmak istemiyorum. Evet Sıla'cığım, senin saçın şu anda topuz olmaya hazır. Hemen topuzunu yapalım. Ama niye buralardan? Arkaya ver bakayım biraz kafarancığım. Ey arkaya. Ey arkaya kuzum. Evet. Kim bilir şimdi arkadaşlarım ne yapıyordu? Gitmiş mi? Herkes hazırlanıyordu. Şu anda saat daha biraz erken. Ama anne, erkekler saçını niye tarısın? Saçını niye toplasın? Ama saatinde gidecek, saatinde. Ve kahvaltıyı arkadaşlar Sıla ve Mira okulda yapacaklar. O yüzden ben kahvaltı hazırlamadım. Kahvaltılarımız okulda. Arkadaşlarla birlikte yapacaklar. Zaten gider gitmez ilk kahvaltı yapılacak. Ondan anne, sonra derse geçeceğim. Anne, ben arkadaşlarıma diyeceğim ki şunu diyeceğim. Seda falan diyeceğim arkadaşlarım yukarıda. Saçım kısadı bakın. Saçım kısadı. Uzadı diyoruz ya. Evet. Şimdi gel bakalım kısadı. Anneciğim. Gözlüğünü de şuradan gözlüğünü ver bana anneciğim. Gözlüğünü de bir temizleyeyim. Ver bakalım bana. Yanda bak, yanda. Evet. Arkadaşlar ben uzun saçlı olan böyle... Allah baba. Böyle uzun saç olan... Kardeşlerim falan varsa ya da arkadaşlarım falan varsa kamerayı oynatma ama. Saçınızı bence kesin çok uzun birazcık açtık. Evet. Gel bakalım Sıla'cığım. Sıla'cığım gözlüğünü temiz takabilirsin. Yani hadi Sıla gel bakalım. Gel. Şimdi Miran'ın saçlarını yapalım. Seninki de topuz yapayım, at kuyruğumu yapayım. Hadi. Nasıl istiyorsun? İstediğin gibi. At kuyruğu yapalım seninkini de. Ama Miran'ın şöyle bir arkadaşlar yaramazlığı vardı. Ben saçlarını zaten kesmiştim. Mira da gizlice benden gizli gelmiş banyoda arkadaşlar. Önlerini daha da kısaltmış. Bence onu yapmamalıydın Miracığım. O yanlış. Lütfen yapmayın. Yani saçınızı başınızı kendiniz kesmeyin. Bazen çünkü umduğunuz gibi kötü olmayabilir. Kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar böyle saçını ön altına böyle kalkıp kesiyorlar. Hiç güzel olmuyor. Yani, ağlıyorlar. Ama sen bak benden gizli gelip kesmişsin. Ya bir şey olsa arkadaşlar ya saçı kel olsaydı, evet. Ya saçın şurasını yanlışlıkla keseydi, kel olsaydı nasıl olurdu? Yani öğretmenim, öğretmen bunu izliyorsanız yani bilin. Bak senin de bak, sıkmayın şunları saçınıza, bak senin de takılıyor. Özellikle yan taraf, şöyle sıkıyorlar ya arkadaşlar, şu yan taraflara sıkmışlar. Yani bu nasıl bir şey? Allah'ım ya, sıkmayın ya, yapış yapış yapmışsın saçlarınızı sanki. Evet. Bak saçların önlerini kısaltmışsın Miracığım. Topladığın zaman önden küçük küçük yapma aşkım. Çek elini. Arkadaşlar görmüyorlar. Evet sen tokanı bu arada bana ver. Ver bana bakın buradan. Arkadaşlar bu hangi toka? Saçlar topuz daha iyi. Ders yaparken önünüze falan gözünüze gelmesin. Kameranın önünden çek. Görelim. Evet kameranın önünden çekil anneciğim. Evet, yalnız şimdi bir de büyük bir sorunumuz var kızlar. Çok arkadaşlar çok büyük bir sorun. Çok ne olduğunu tahmin edin bakalım. Babamızın yanında. Evet, nerede? Uyandırıyor.
Bir dakika, şimdi değil, bekle bekle, babanı hemen uyandırmayalım. İzzet abimiz biraz zor uyanır arkadaşlar. İzzet abimizi nasıl uyandıracağız bakalım. Tembel. Birazdan uyandıracağız. Tembel değil ama sabahları uyuyor yani. Tembelliğini dışarıya göndereceğiz. Şu an saat kaç? 8'e gidiyor, 7.30. Tembelliği sihirlerimizle alacağız. Evet. Bu kadar. Minimin azıcık sihirlerimizle. Evet, Mira'nın saçlarını da arkadaşlar yaptı da dağıtmadan güzel olsun. Mira'nın saçlarını da taradım ama gördüğünüz gibi bakın önden küçük küçük. Bir dakika anneciğim, önden küçük küçük şuralardan çıkıyor çünkü. Çünkü Mira kendisi gidip kesmiş. Peki evet kızlar, şimdi taç takmak isteyen takabilir. Çantamıza kitaplarımızı alıyoruz hemen. Kızlar gelin, okuduğunuz kitaplardan birer tane çantanızı alın. Miracığım sen de. Ben aldım çantama, birer tane değil, bir sürü aldım. Tamam, bir sürü alma. Ya bir tane ya da en fazla iki tane al. Şimdi. Anne bazen arkadaşlarımızın almıyor, biz de veriyoruz. Öğretmenim benim falan diyor. Çantamıza neler koyduk bu arada? Şimdi onları ben hemen yakından da göstereyim. Sen önce Mira göster, aç çantanı. Ben içini göstereceğim şöyle. Şarjım da bitiyor bu arada da hemen çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çantamıza neler hazırladık? Biz akşamdan hazırladık. Evet, öğretmen bize. Şimdi okuduğunuz kitapları bir dakika beklet. Beklet bir dakika. Çantanı bir tut sen bana. Şimdi arkadaşlar burada öğretmen yazı defteri istedi bizden. Şöyle bizim geçen seneden kalan yazı defterlerimiz vardı. Aç bakalım içini. Aç bakalım. Bunu kaldığı yerden devam eder. Şöyle okuyayım mı? Şiirimizi yazdık böyle. Bu önemli zaten. Arkadaşlar siz bakın, ben de okuyayım. Dur şimdi okuma, ben hızlıca göstereyim. Bir de sadece bitiyor ya. Şarjı bitiyor. Bir de şöyle çizgili yedek defter koydum arkadaşlar. Bunu da aç bakalım Mira. İçini. Bu çizgili. Aç içini hemen aç. Evet, bu çizgili yedek. Tamam. Onun dışında bir de öğretmenimizin bize tatilde verdiği kitaplar var. Bakın bunlar. Bunlardan testler var, sorular var arkadaşlar. Böyle kalın. İçinde Türkçeydi, matematikte hepsi var. Bunları istedi öğretmen. Bunlardan kontroller yapacak. Ve tatil kitabımız var arkadaşlar. Bakın bunu da tatilde yine biz yaptık, bitirdik. Bütün sayfalarını yaptık arkadaşlar. Bunu da öğretmen istedi. Bakacak buna. Ne yapmışız, ne etmişiz? Ödevlerimizi yapmış mıyız tatilde? Sadece oyunlar mı oynadık? Ödev hiç yapmadık mı diye kontrol edecek. Bazı evet. Sayfalar boş kaldı. Bazı sayfalar böyle bir iki tane boş arada. Onlar da elimizde malzeme olmadığı için bir iki tane deney, onları atladık. Evet, sen kaldır şimdi. Bir de kalem kutuna bakalım. Onu da şöyle en arkaya tekrar koy bakalım Miracığım. Evet, şimdi şurada mıydı? Kalem kutu nerede? Kalem kutularını da hazırladım ben arkadaşlar. Evet, burada bir kalem kutumuz var. Bunun içinde hani bunu yedek olarak alacaklar yanlarına. Burada ön tarafta aşkım, bak sen daha çantanı tanıyamamışsın. Ezberleyememişsin. Ben tamam da sen çantana bak. Maskesini de almış. Bir kutuda maske. Biz tabii ki de maskemizi de aldık. Islak mendilde. İşte nerede? Ben bilmiyorum aşkım. Bir dakika aşkım, ben senin bilmiyorum. Ara bul bakalım. Geç şuraya bak. Burada yok gerçekten de. Allah Allah. Aralara falan karıştı. Burada anneciğim gel, bu arka tarafa koymuşsun. Evet, bunun içini aç bakalım ne koyduk. Bir tane kalem tıraş yukarıdan koyacağım ben sana. Onu unuttuk. Aç. Kalemimiz, silgimiz, kırmızı kalemimiz arkadaşlar. Ve kalem tıraş buraya gelecek. Bir tane yukarıda kaldı. Onu koyacağım. Arkadaşlar bu da, bu da yedek kalem kutusu. Bunun içinde de yine boya kalemleri var. Aç istersen. Bunun içinde de boya kalemleri var. Bu da maskesi arkadaşlar. Bir kutu kapağını telefonum. Buradan devam edelim. Bu da bir kutu maske. Bunu da çantasına koyuyorum Mira'nın. Okulda ipi kopabilir, bir şey olabilir maskesini. Buradan yedek alıp kullanacak. Al bakalım. Evet, şimdi Sıla'nın. Sen şöyle kenarda çantanı kapat. Evet arkadaşlar. Gel bakalım. Sıra bende. Şimdi göster. Sen onu göster. Evet arkadaşlar. Böyle papisli bir tane. Tamam. Kalem kutu. Mira'nın, Sıla'cığım hızlı olmamız lazım. Okula geçelim. Bu Sıla'nın arkadaşlar maskesi. İçini açalım. Papitli kalem kutusu. Valla bu popitli kalem kutularını öğretmen ne diyecek bilmiyorum ama okulda böyle eğer derste oynarlarsa öğretmen itiraz edebilir. Yine kardeşim gibi benim de böyle kalem kutum var. Evet, yedik. Burada da yine Sıla'nın arkadaşlar. Çantanı tut. Sıla'nın kalem tıraşı. Bu kalem tıraşın turuncusunu şimdi Mira'ya vereceğim arkadaşlar. Ha, burası boş. Silgisi. Bunları zaten size alışverişlerimize göstermiştim. Kırmızı kalemi ve kurşun kalemi. Pembe bir kurşun kalemi. Onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Ay, kalem büyük olduğu için kalem kutusuna zor geliyor. Bu da kurşun kalemi, silgi inşallah. Evet. Tamam, senin de okuma kitabın defteri aynı şekilde. Hayır, buraya koy. Aynı şekilde bütün çalışma kitapları, tatil, yaz tatil ödevi hepsi aynı sınıfında arkadaşlar. Onları koyduk. Evet. Birazdan çıkacağız. Şimdi arkadaşlar. Yine İzzet abimizi. Şimdi İzzet'i uyandıracağız. İzzet abimizi bakalım. Siz kızlar. Alalım. Siz
Çantan ağır mı? Bence yok. Şimdi takın ama nasıl olsa arabayla gideceğiniz için arabada sırtınız ağır. Neyse hafifmiş, çok da ağır değilmiş. Evet, bir dakika şimdi bekle. Bir dakika orayı aç. Bu markalar hafif. Kızlar çünkü biraz sessiz olun, Lüyü uyanmasın arkadaşlar. Sessiz olun bakalım. Şimdi İzzet abinizi uyandıracağız arkadaşlar. Video çekiyorlar. Hadi. Kalktı mı İzzet? İzzet şu anda uyuyor arkadaşlar. İzzet'i uyandıracağız. Eylül merhaba. En hazırlandın baba, mı? Baba video çekiyorlar. Gel gel gel. Uyanacağım. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar, Sıla ve Miray okuluna uğurluyorum artık. İyi derse öpeyim ikinizi anneciğim. Hadi ilk gününüz. Ay canlarım benim. Hadi bakalım. Aşkım. İyi dersler. Hadi Eylül'cüm, sana da iyi dersler anneciğim. Ben Eylül arkadaşlar pantolonunun tüylerini temizliyor yani. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sıla ve Mira gidiyor okula. Hadi bakalım kızlar. Güle güle. Sıla. Güle güle. Öğretmeninize selam söyleyin. Sizi seviyorum anneciğim, tamam mı? İyi günler. Kahvaltınızı güzel yapın. Olur mu? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın annem. Hadi güle güle. Akşam belki çıkışta almaya gelirim size. Tamam? Tamam. Hadi bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.